Tekrardan merhaba arkadaşlar ve Yunus Konuşan Seriz kanalında bir videomuzun da başındayız. Önceki yazıcımızın diğer kısa özelliklerden bahsetmiştim. Şimdiki özelliği yapacağımız şey ise karşılarına orijinal ayarlarınızı doğru yapacağımızı tarif etmeye çalışacağım. Hemen böylece yazıcım ekranına gidiyorum. Evet arkadaşlar, yazıcımızın kapağını kaldırıyoruz. Kaldıktan sonra kartuşlar boş bir yere gelecek. Gördüğünüz gibi kartuşlar değişim moduna geldi. Hangi kartuş dolduracaksanız. Ben size hepsini bir anda doldurmanızı tavsiye ederim. Öncelikle kırmızıyı çıkarıyoruz. Bu şekilde orijinal kartuş koyuyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Hemen mülkiyetiniz yoksa birubikar.com'dan alabilirsiniz ya da bizi arayabilirsiniz. Burada modeli yazıyor. 655 kartuş dolumu diye. Daha sonra elinize böyle bir şişelerle mürekkep gelecekti doğal olarak istedikten sonra. Yapacağınız tek şey buradan damlatarak doldurmak ve aşağıdan akana kadar işleme devam etmek. Yani bu şekilde damlatıyorsunuz. Dikkatlice damlatıyorsunuz, damlatıyorsunuz. Sonra alttan akınca kartuşunuz dolmuş oluyor. Biraz daha yakına çekeyim. Arkadaşlar kameradan baktığım için çok zor oluyor. Tabi gülmeyin, yani işi beceremeyi diye. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş doldurduğunuzda alttan akıtacaktır. Yani yere bir kağıt veya bez parçası koyarsanız en azından bir yerleri batırmazsınız. Elinize de eldiven takın. Benim gibi böyle eldivensiz çalışmayın. Çünkü ben çok cihaza baktığım için maalesef eldiven yırtılıyor sürekli. Yine batıyor. Bir önlemi kalmıyor yani. Fuzuli'ye eldiven kullanmış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorsunuz. Zaten biraz dolmaya başlayınca akacak alttan. Neden böyle tarif ediyorum? Aslında diğer arkadaşlar kartuşu buradan deliyorlar. Buradan dedikleri zaman çok hava aldığı için seni taşıyor altına, kafaya sarıyor ve yazmamaya başlıyor. O yüzden şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar doldu. Çünkü ağzında mürekkep kaldı. Şöyle bastırıp çekelim. İyice emsin. Evet, ikinci yemdi. Gördüğünüz gibi alttan da akıtmaya başladı. Yani ben siliyorum. Yerine takıyorum. Ve diğer kartuşuma geçiyorum. Mavi de yine aynı şekilde alıyorsunuz. Mavi mürekkebinizi elinize alıp yine aynı şekil gördüğünüz gibi doldurmaya devam ediyorsunuz. Ben biraz daha yakından çekeyim. İyice görün diye. Arkadaşlar yazıcıyla ilgili diğer videolarımızı da yine kanalımızda izleyebilirsiniz. Abone olup bizi takip edebilirsiniz. Sürekli farklı farklı videolar atmaya çalışıyorum. Önünden geldiği kadar sizlere çözüm olsun diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolmaya yakın olunca böyle kabarcık kalıyor. Yani demek oluyor ki alttan akıtmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi hemen akıtmaya başladı. Hemen burayı da siliyorum. Sizlere bir ıslak bezle ve ıslak mendille silebilirsiniz. Gördüğünüz burada doldu ve bunu da yine yerine takalım. Daha sonra yazıcı kafa temizleme yaptırmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Çünkü yeni mürekkep kafaya oturması için illa temizlettirmek şart. Hemen sarıya da geçelim. Sarıyı da yine dolduralım. Bu da doldu herhalde. Dolduğu için yine fazla fazla alttan akıtmaya başladı. Arkadaşlar çok mürekkep almıyor zaten. Yaklaşık 5 veya 6 miligram bir mürekkep alıyor. Yani bir takım mürekkep alırsanız 20 kez falan 30 kez çok rahat rahat dolum yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sarıyı doldurduk, kırmızıyı doldurduk, maviyi doldurduk. Şimdi ise siyah da sıra. Siyah biraz büyük kartuş. O yüzden biraz çok alacaktır. Yine hepsini aynı şekil. Şişeniz bu şekilde olmayabilir ama ağızları genellikle dolum şişelerin böyledir. Satıldığınız firmadan doldurabilirsiniz.
Bizim birikimimiz Ming olarak satıyoruz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. 1U1K.com'u alıp da koyabilirsiniz. Ortalama 60 artı KDV'ye geliyor takımı. Arkadaşlar bu siyah dolu çıktığı için fazla dolmadı. Çünkü zaten dolu. Yine bunu da böyle doldurduk. İyice silelim. Olsun diye uğraşıyorum. Bulduğunuz gibi arkadaşlar iyice doldu. Şu anda akıtıyor. Yine bu ev dolumda ortalama 200 sefa bir çıktı alırsınız. Fazla alamazsınız. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Hemen kartışma yerime takıyorum. Tık sesini duyunca kartış oturmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra yazımızın kapağını kapattığımızda kartış çip bölümüne genellikle dokunmayın çünkü kartuş görmeyebilir. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Diğer yerlerini silebilirsiniz. Islak mendil çip bölümünü silmemeye gayret gösterin. Bu videomda sizlere kartuş nasıl doldurulur onu göstermeye çalıştım. HP 4625 modelinde bu kartuşları doldurduktan sonra 200 sayfa gibi çıktı alırsınız. Daha sonra tekrar doldurmanız gerekiyor. Daha çok mürekkep olan kartuşlar ise dolum kartuşlarıdır. Dolum kartuşları aldığınızda onlar da size daha çok doldurma imkanı sağlayacaktır mutlaka. Dolum kartuşu dediğim gibi şeffaf olduğu için işlerini görebiliyorsunuz. Ne kadar kaldığını, nasıl bittiğini. Ama orijinalde da göremiyorsunuz. Zaten sistemde kartuşu doldurduğunuz diye hepsi full gözükmez. Bunu da özellikle söylüyorum. Çünkü kartuşu doldurdum diye hani sistemde kartuş bitti diyecektir. Bunu aldırış etmeyin. Okey deyip devam ettirebilirsiniz yazdırmaya. Çünkü HP'nin çoğu modellerinde bu var. Kanalda kullanan arkadaşlar zaten bilir. Kanalda da ilk aldığınızda çıktı alırsınız. Kartuşun seviyeleri düşer. Sonra kartuş bitti der, değiştir der. Siz onu reset tuşu yani üçgen iptal tuşuyla basılı tuttuğunuzda sıfırlamış olursunuz. Ve bitik halde depodan devam eder. Bunda depo yok ama dediğim gibi işlemi bu da aynısını devam ediyor. Sıkıntı olmaz yani. Siz kartuşu dolduruyorsanız eğer renkler bile yazmazsa demek oluyor ki o renk yok. O rengin kartuşunu çıkarıp doldurursanız eğer yine yazdırmaya devam edersiniz. Bilginiz olsun. Canon ve HP ve Epson fark etmez. Diğer videolarımı kanalda izleyebilirsiniz. Ya da kanalda istediğiniz bir video yoksa eğer bizlere yazabilirsiniz. Elinden geldiği kadar da o videoyu da çekelim. Yani yazıcıyla ilgili veya başka bir konu da olabilir. Elektronik alsam da sizlere detaylı servis konularını bildirmeye çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla zaten. Böylece videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Videonu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.